Su altı kamerası görüntüledi. Marmara Denizinde müsilaj yok. Hmm. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından Marmara Denizinde gerçekleştirilen eğitim dalışında müsilaja. Rastlanılmadı. Hani geçtiğimiz günlerde yine konuştuk ya acaba tekrar mı var mı çıkıyor mu olacak mı olmayacak mı derken neyse ki son nokta konulmuş oldu. Şimdi bu çok önemli bir gündem. Bu haberle beraber birkaç söz laf etmek Buyurun. istiyorum müsaade ederseniz. En kötü hadise nedir biliyor musunuz? Belirsizlik. Kesinlikle. Tabii. Mesela şimdi bana deseler yani politikacılar üzerinden gitmeyelim de şu adam nasıl deseler atıyorum. Hı hı. Ee, bir, bir adam söyleseler vallahi diyeceğim meçhul çözemedim. Hı, hı. Filanca adam nasıl? E, o çözüldü bütün kafasındakileri söylüyor net. Şimdi bu müsilaj meselesi de öyle. Nasıl? Efendim müsilaj gene olacak. Geldi, geliyor hı. ya bir iki tane bilim adamı konuştu. Panik, Ödümüz panik, koptu efendim. Panik salıyorlar. Korku Tabii. yani korktum ben. Şimdi mirini çektiler. Ne dediler? Efendim dediler Marmara'da da Ege'de de böyle bir korku yok. Mirini çektik artık her Hı -hı. tarafı çektik. Dibini, üstünü, altını. Böyle bir şey yok. Aman emin olun. Niye korkuyoruz meçhulden biliyor musunuz? Ya durup dururken, hiç olmazken hedeflerimizi ortaya koymuşken bir anda pandemi çıktı. Evet. Covid-19. Evet. Nerede duracağını bilemiyoruz. Evet, varyantları çıktı bir sürü. İki yıldır bununla evet. uğraşıyoruz. Bakın şimdi. İki yıl bununla uğraştıktan sonra hiç olmadığımız bir yerde bu defa komşularımızda savaş çıktı. Hı hı. Rusya'da, Ukrayna'da. Hı hı. Bunu planlamamıştık ya. Bu yoktu. Hoppala onun yansımalarına bir baktık efendim İstanbul Boğazı'nda serseri mayın dolaşıyor. Hı hı. Ya bu nereden çıktı kardeşim? Şimdi <laughs> düşünebiliyor musunuz? Ee, çok ilginç, çok enteresan. Yani e, meçhullere vurduğunuzda işte o insanı rahatsız ediyor. Önünüze ne çıkacağı belli olmaz. Hani bahtına demişler ya hı hı. tahtına, bahtına. Bahtına ne çıktıysa bütün planları yapıyorsunuz. Efendim öngörüler güzel gidiyorsunuz işte iki sene sonra böyle olacak, bir sene sonra böyle olacak diyorsunuz hoppala bir bakıyorsunuz Covid-19 ve krizdesiniz efendim. Mal, eşya, hizmet e, zamlanmış zamlandıkça zamlanmış halbuki böyle planlanıyorduk. Evet. Öbür tarafta efendim e, daha buna benzer çok enteresan e, şeyler başımıza geliyor dediğimiz gibi bu savaşı hiç Öngöremiyorduk böyle bir şey, tahmin edemezdik. Tahmin edemezdik. Böyle bir şey çıkınca şaşırdık, kaldık. Yani bir son... ay geçti zaten savaş başladı. Tabi geçti diyoruz. ve devam ediyor. Evet. Ama bir yerlere Değizlik. durması lazım. İnşallah bir Osman şey İstanbul toplantısı daha var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le konuşmuşlar. Sayın Erdoğan Putin telefon görüşmesi var. Türkiye bastırıyor. Ciddi bir e, şey diplomasi yürütüyor ve bir an önce komşularımızdaki bu huzursuzluğun bitmesi lazım. Hı hı hı. Ukrayna'da bir noktaya geliyor. NATO'ya ciddi sistemleri de var tabii. Yani kullanıldığının farkında. Ben biraz açık söyleyeyim efendim. Birileri de doğruyu söyleyecek efendim. Yani Rusya'yı zayıflatmak, zayıflatmak, elinde ne var ne yok silahlan, mirini çekmek. Ya ne yapıyor, niye bu kadar posta koyuyor, ne demek istiyor? E, falan onu da zaten resmettiler herhalde hı hı. yani şimdi herkesin dost düşman herkesin elinde Ruslara göre konuşuyorum Rusya'nın gücü şey yapıldı tartıldı ne yapabilecek ne yapabilir e, efendim bunlar e, şey artık dünyanın elinde ha biraz daha nasıl türpüleriz içeride bir rahatsızlık olur mu Putin gider mi falan bunları da sınamaya devam ettiriyorlar e, ediyorlar. Bunu da sürdürecekler. Ben nereden girdim, nereden çıktım? Müsilajdan <laughs> yani, başladık. Tabii bunlar çok önemli. Evet. Yani şimdi planlayamıyorsanız, efendim, tahminleriniz tutmuyorsa, meçhul ise bir konu, bir husus, hatta bir parti lideri, yani ne, ne bileyim birisi atıyor mesela adam, Türkiye'ye mesela cumhurbaşkanı olmak istiyor. Hakikaten şöyle baktığınızda söylemleriyle, eylemleriyle e, güven telkin ediyor mu size? Evet işte kardeşim bakın bu adamın projesi şu, şu, şu şu belli. Ben buna güveniyorum. Hı hı. Mesela şimdi ben Selahattin Demirtaş'ın ne dediğini biliyorum. Hı hı. Ben Selahattin Demirtaş'ı da biliyorum. E, yardımcısı vardı güzel, hoş bir hanımefendi. bir sırtımızı YPG'ye bilmem neye verdik. O da şimdi içeride cezaevinde e, falan dedi ya. Bunların e, ne dediklerini, ne söylediklerini, ne anlattıklarını ben görüyorum, biliyorum. Ama ve fakat biz bu savaşı öngöremiyorduk, Covid-19'u öngöremiyorduk ya da V Partisi'nin liderinin aslında hedefinin ne olduğunu e, bilmeyince insan böyle e, şey yapıyor, e, korkuyor. Meçhulden insan korkuyor. Üzerinize üzerinize bir şey geliyor ama tarif edemiyorsunuz, planlayamıyorsunuz, yönlendiremiyorsunuz. Bunun gibi bir şey efendim. Ama... E, Şimdi mirini çektiler efendim. Hı hı. Müsilaj yok, bitti evet, gitti ya. Bizi şükür. korkutmayın kardeşim. Şimdi inşallah Ege'de, Marmara'da daha doğrusu bu şeyde gelmez. Ne diyorsunuz bu serseri mayınları da toplarlar. Bir gün çıkar donanmamız i̇nşallah. der ki efendim artık kalmadı. Hepsini toparladık ya da topladık bize. Bizde yok derlerse biz daha çok memnun oluruz efendim. Evet.